Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Geniz akıntısı nedir sorusu özellikle mevsim geçişlerinde oldukça fazla sorulur. İnsanların yaşamlarının bir kısmında, neredeyse herkesi etkileyen yaygın bir durumdur. Enfeksiyon ile savaşmak, yabancı maddeleri filtrelemek ve burun zarlarını nemlendirmek için burun ve boğazdaki bezler sürekli olarak mukus üretmektedir. Normalde üretilen bu mukus fark edilmeden insanlar tarafından yutulur. Vücut fazladan mukus üretmeye başladığında ise, boğazın arkasında bu mukusun biriktiği, biriken mukusun boğaza burundan damladığı hissedilmektedir. Bazen ise geniz akıntısı fazla mukus üretiminden değil, gerekli temizliğin yapılmamasından kaynaklanır. Geniz akıntısı bazen rinit, sinüzit ve reflü gibi farklı hastalıklara da neden olabilir. Çoğunlukla bu akıntı bir hastalık olarak yorumlansa da, bir kısım bilim insanı tarafından mukusun burun boşluğundan boğazın arkasına doğru akmasının tüm sağlıklı bireylerde görülebilecek normal bir fizyolojik süreç olduğu söylenir. Bazı durumlarda akıntı aylarca sürebilir ve bu yaygın bir tanıdır. Buna alerjiler, viral enfeksiyonlar, sinüs enfeksiyonları, havadaki tahriş edici maddeler duman veya toz gibi neden olabilir. Daha az da görülse burnun içine sıkışmış bir madde, bu durum daha çok çocuklarda görülür, hamilelik veya bazı ilaçların yan etkisi olarak geniz akıntısı ortaya çıkar. Sebebin ne olduğu fark etmeksizin, sinüslerin arkasından boğazı tahriş eden sürekli bir mukus akıntısı durumu söz konusudur.